motosikletine ses sistemi döşeyeceğiz. Yerleştireceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi kolonların montajına geldi sıra. Geçen videomda da yaptığım gibi bunların montajını yapacağım ilk önce. Sonra yerine monte edeceğim. Şimdi ayak montajlarını yaptık. Motosikletin üzerine uygulayacağız. Buyurun. Evet arkadaşlar, şu an hoparlör montajına geldik. Bunları ben buraya montajını yapacağım. Bunları bu şekilde yaptıktan sonra burada daha şık olduğunu düşünüyorum. Geçen yaptığım işte de buraya yapmıştım. Bunları geri doğru kıvıracağım, sonra bu şekilde duracak. Arkadaşlar granajı söküyoruz. Granajın içine montajını yapacağım. Cihazı granajın içine takacağım. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Granajı da bu şekilde söküyoruz. Mondial 120 neydi kanka? Mondial ZNU 125 Mondial. 125 ZNU model. Marka model motosikletin ön granajını bu şekilde söküyoruz. Evet. Ömer elektriklerin güzel bağlı da çarpılmaya başladı. Aa, nazar gitti, kırıldı. Sevda çenem tutulsun. Evet arkadaşlar, şimdi granajı söktüm. Şimdi granajı nasıl çıkartacağız? 125 sene o marka model motosikletin granajını bu şekilde çekmiyoruz yukarı doğru ve bastırıyoruz, tırnağından kendi çıkıyor. Bu şekilde alıyoruz, ayaklarını kırmayın. Tarkan kardeşimiz şimdi motosikletini pavyon gibi yaptığı için 50 tane kablo var burada. Gitmiş buraya minibüsçü kornası takmış. Evet. Elektriği nereden alacağız biz bunun? Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar yürüyen pavyon. Tabii burada da her zamanki gibi atamız Mustafa Kemal Paşa'mız. Evet arkadaşlar, şu an montaja geçtik. Montajda ben akünün artı kutbundan artıyı alıp cihazın direkt çalışmasını istiyorum. Çünkü motorun üzerine biri oturdu veya dokunduğu zaman motor alarma geçsin, alarm çalışsın, aktif olsun diyerekten. Kontak kapalı kaldığı zaman bile cihaz sürekli çalışıyor olacak. Şöyle bir soru gelmişti bana. Akü yiyor mu? Evet arkadaşlar, akü yiyor. Biz deneyeceğiz ama tekrardan. Akü yiyor ama bak, bunu söyleyeyim ben size. Ama bunu da alarm olmadan kullanmanın hiçbir anlamı yok. Kontağı kapattığınız zaman kapalı kalacağı için hiçbir anlamı kalmıyor bence kullanmanızın. Biz tekrardan deneyeceğiz. Gene ben size yorumlar kısmında bunun açıklamasını yapacağım. Şimdi artıyı aldık bu şekilde. Eksiyi de ben kornanın eksisini alacağım. Eksi eksidir zaten. Yine yanlış yapıyorsam motosikletçi arkadaşlar yazabilir. Bu kadarıyla yapabiliyorum. Sonuçta bu işin erbabı değilim. Eksiyle bu şekilde alacağım. Evet, şimdi Ömer cihazınızı klipsliyor. Daha sağlam bir şey olsun diye. Çünkü arkadaşlar direksiyon çevirdiğimde içeride neyin ne olacağını bilemiyoruz. Herhalde yanabiliriz. Yanacağız. O kadar. Bir türlü yanmadık ama yanacağız. Öleceğiz. Düzeleceğiz inşallah. Emrah eniştemin dediği gibi de. Buradan Sarıgül'le Emrah'a da selam olsun. Canım enişteme. Düzeleceğiz inşallah. Montajımızı bitirdik büyük oranda. Şu an tüm bağlantıları yaptık. Şu iki kabloyu soracak olursanız, bunun bir tanesi Bluetooth, bir tanesi FM radyonun anten kablosu. Şöyle bunları yukarı doğru bırakıyorum. Zaten şöyle kalsın. Bunlar zaten buradan da. Burada olsa bile iletişim kuracağını sanıyorum. Hoparlörlerin kabloları oradan aldım ve burada bağlantılarını yaptım. Onları da bu şekilde bırakıyorum. Şimdi geldik motorun en son patlama kısmına arkadaşlar. Vikrajını kapatıyorum. Şu an cihazımız aktif bir şekilde açık. Tarkan kardeşim. Evet. Damara bağladı şimdiden. Şimdi gidip hemen müzik dinlemek istiyorum arkadaşım yolda giderken. Evet. Montajımız basit arkadaşlar, herkesin kendi evinde yapabileceği bir şey. Yani bunun için gidip ustaya para vereceğinize verin de, yani ustalar sonuçta para kazanacak bu işten, ama hani el becerisi olan arkadaşların evde yapabileceğini düşünüyorum. Bence yapabilir. Ben de hiç anladığım bir konu değil aslında. Biraz elektrik ve elektronik bilgim var. Ondan dolayı kendim yapabiliyorum. Normalde işim bu değil. Onu da söyleyeyim. İşim video çekmek benim. Ben video çekiyorum. Ama tabii böyle kendim vardı, uğraştım, yaptım. Size de yardımcı olmaya çalışıyorum. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Motorumuzun montajını bitirdik. Motorumuzu şöyle size anlatmak istiyorum. İki defa bastık. Kapattı. Alarm açık. Alarm açık modda şu an. Alarm açık modda dokunduğunuz zaman lütfen dokunmayınız. Lütfen dokunmayınız. Bu şekilde bir uyarı veriyor. Lütfen dokunmayınız. İkinciye vurduğun zaman ötüyor. Alarm kapalı. Evet arkadaşlar, mod olarak 3 tane mod var. Bluetooth mod. Bluetooth'a bağlanıp müzik dinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda alarm şu an aktif. Motorunuza herhangi biri geldi, dokundu veya da motorunuzla uğraşmak istedi, bir şey aldı. Bu ses onu ürkütebilir. Gerçekten de yüksek bir sesi var. Testini yaptım. Tekrardan yapıyorum sizin için. Alarm açık. Alarm açık şu an ve dokunuyorum. Lütfen dokunmayınız. Çok hassas. Dokunduğum gibi sesi alıyorum. Alarm kapalı. Şu an kapalı arkadaşlar alarmımız. Bakıyorum buradan, evet, şey kapalı, tamam. Işık da kapalı. İnşallah bunun aküsü bitmeyecek. Biterse buraya kadar değişik formül bulacağız. Değişik formüller bulacağız biterse. Evet arkadaşlar, montajımız bitti ve şu an Tarkan kardeşimle biraz makara yapalım dedik ve makaramız başlasın. Şimdi arkadaşlar, ben biliyorsunuz beni tanıyan değerli arkadaşlarım. Ben makara çocuğum bir yandan. Şeyi çok seviyorum, böyle motorumdan ışık olsun, ses sistemi olsun. Yani motor resmen bir kenar motoru. Şimdi buradan ben Avrupa turuna çıkmayı düşünüyorum. Rakiplerime sesleniyorum, bütün Avrupa'ya gezeceğim. Keşan, Çorlu, Babaeski, Lapseki. En son zaten Silivri'de bizim Dalamandıra köyü var. Gideceğim oradan manda yurdu alıp geleceğim yani. Pavyon gibi yaptık motoru. Yanacağız. Evet, motoru şimdi size ışıklarını göstereceğim arkadaşlar. Tarkan kardeşim size bir müzik açacak. Ondan sonra... Bluetooth'a bağlayalım ilk önce. Bağla, açık şu an. Şu an... Kapalı, pardon. Kapalı. Kapattık. Evet, kapattık. Akü mod! Evet, pavyonumuzu açtık. Şimdi şöyle sıra... Çakarlarınızı açmayalım. Çakarları aç kardeşim. Öf, yok böyle bir şey. Evet. Öf. The Bluetooth device is ready to pair. Yes, more you have to beat the ball. Evet arkadaşlar, canım mı sıkıldı? Bin bu motora, al bir tane biranı, aç roman havasını, oyna, moralimi bozuk. Aç bir tane açıklı şarkı, sabah kadar sal yüzümü kahla. O kadar. Ne oldu sonra kaçıyla, Allah'ım affet beni. Yok öyle dünya, evde zeytin yok. Şşş, para yok bizde, para dolabı aç. Geçen gün dedim fare beslensin, dolaba koydum fareyi, yemin ediyorum açlıktan bayılmış hayvan dolabın içinde. Elektrik yok dolapta be. Güzel oldu ama ya. Evet. Şimdi Tarkan'da yeni bir tane video çalışmamız var. Onun bilgisini vereyim, ön bilgisini vereyim arkadaşlar. Spoiler vereyim hatta. Evet. Deli biriz. Ha? Deli biriz. Yirmi. Arkadaşlar, Tarkan Kalaycıoğlu'yla Scout Game'in roman havasını çekeceğiz. Ve müziğimiz, her şeyimiz belirli şu an. Allah nasip ederse buradan size spoiler verdim. Çok güzel bir video geliyor. Ve çok da güzel bir... En az 1 milyon izlenme diyorum ben. Bir de güzel bir Cowboy Gay'ından sonra Ömer Çelik'in değerli arkadaşımız sayfasında zaten Cowboy videomuz var. Tarkan Kalaycıoğlu Cowboy Gay'da. Ama bu daha fena bir video olacak. Bütün Amerika, bütün Los Angeles köyü, bütün bizim atalarımız ve dedelerimiz orada olacak bebeğim. O kadar. Ömer, bir şey soracağım. Oğlum ben motorda gidiyorum. Bağladık bu kabloyu. Yandım mesela, yanacağız. Ne olacak? Nasıl döndüreceğim motoru? Zaten dekor boşluktan aşağı atacağım, uçurumdan aşağı. Yok öyle bir şey, şöyle bir şey de kullanabiliriz. Arkadaşlar motorumuz mu yandı? Direkt yangın tüpü. Evde ekmek yok. Hiç uğraşma kanka. Yanıyorsa motor, tekmeyi vur, anladın mı? Tamam ya. Öyle yapacağım zaten. Ya, bir şey olmaz. Hani sıkıntı yok. Bağlantılarımız yok yok. Bağlantıları güzel yaptık. Zaten motorda sigorta koruma olayı var. Ondan dolayı çok bir şey olacağını sanmıyorum. Zaten yürüyen pavyon olduğu için motor yapmaması imkansız. Yani harbiden motorumun adı yürüyen cinsellik. O kadar. En sonunda Allah belamızı verecek. Verecek yani. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi takip ediyorsunuz, teşekkür ederim. Abone sayımız biraz az ama biz bunu arttıracağız inşallah yavaş yavaş. Çünkü insan normalde ben video işini prodüksiyon olarak yapıyorsun. Bak yine geldi bu kelime ya. Abi sabahtan beri salamıyor, giderdim buradan. Bütün salamları yedik yedim. Prodüksiyon işini kendim yaptığım için arkadaşlar kendime hiç bu şekilde bu tarzda diyaloglu videolar çekmedim. Ama çekmeye başlayacağım. Bu saatten sonra diyaloglu videolar gelecek. Böyle çok tanıdığım, çok samimi olduğum insanlar var. Onlarla da video çekeceğim. İnşallah daha güzel videolarla karşınızda olacağız. Tarkan kardeşimle de bir yola girdik. Onda da çok makaralı videolar gelecek. Evet, desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Yani ben gördüğünüz gibi neşeli bir çocuğum. Değerli Ömer kardeşim zaten konusunda uzman, kamera işinde. Evet. O da bana her zaman destek görüyor. Maddi manevi destek görüyor. Bizler için önemli olan bu. Evde zeytin yok. Görüşürüz. Bay bay. Evet hocam.